Merhabalar sevgili gençler, sevgili Tonguç izleyicileri. İkinci dönem 9. sınıf fizikte hangi konularla karşılaşacağız? Haydi buyurun beraber bakalım. İlk dönemi umarım çok güzel tamamlamışsınızdır. Hepinizden güzel notlar bekledik. Umarım istediğiniz gibi olmuştur. Şimdi arkadaşlar, iş güç enerji konumuz vardı. Zaten ilk dönem birçoğunuz başladınız bu konuya. Milli Eğitim Müfredatı'nda da başlamış olmanız gerekiyor zaten. Ama belli bir noktasına kadar gelebilmiş olmanız lazım. İş güç enerji konusu ikinci dönemde de aynı şekilde devam edecek. Nelerden bahsetmiştik peki biz bu konuda? İşi bileceğiz, gücü bileceğiz, mekanik enerjiyi bileceğiz. Mekanik enerjinin potansiyel ile kinetiğin toplamı olduğunu, bir bütün olarak değişmediğini bileceğiz gençler. Şimdi işin formülü neydi? W eşittir F çarpı delta eksi. W dediğimiz şey iş. F dediğimiz tabii ki de kuvvet. Newton olarak ifade ettiğimiz delta x de yer değiştirmeydi gençler. Bunu da metre cinsinden yazıyorduk. Yani iş dediğiniz şey jul. Kuvvet çarpı yer değiştirme metreydi. O halde Newton çarpı metreyi jul olarak ifade edebiliyorduk. Birimsel olarak da açıklaması buydu. Peki geldim güce. P ile ifade ediyorduk. P dediğimiz güç iş bölü zamandı. Yani birim zamanda yapılan iş neyi veriyordu? Gücü veriyordu. Hemen yazdım. İş neydi arkadaşlar? Jul. O halde jul bölü zaman yani saniye bize neyi verecekti? Gücü verecekti. Gücü de watt cinsinden ifade ediyorduk gençler. O halde watt dediğimiz şey jul çarpı saniye olacaktır. Geldim mekanik enerji kavramına. Bir potansiyel enerjimiz vardı. Neydi potansiyel enerji? Durgun kütle enerjisiydi. Hani derdik ya işte içinizde bir potansiyel var. Evet, o potansiyeli dışa vurun artık gençler. Potansiyelimiz durgun kütle enerjisiydi. Kinetik enerji de hareket enerjimizdi bizim. Hareket eden cisimlerin kinetik enerjisi vardı. Hani bunların sorularını hatırlarsanız bu tarz şeyler çözmüştük beraber. Kitaplarınızda da sıklıkla karşılaşıyorsunuz. İkinci dönem sınavınızda banko arkadaşlar. Banko bilgi veriyorum size. Bu tarz bir soruyla karşılaşacaksınız. Nedir soru tipimiz? Kinetik enerji ve potansiyel enerji arasındaki dönüşüm. Ya da potansiyel enerjiyle başlayan bir işin kinetik enerjiden sonra tekrar potansiyel enerjiye dönmesi. Yolda sürtünmeye harcanan kayıplar gibi bu tarz bir soru tipiyle muhakkak karşılaşacaksınız. Aman dikkat diyoruz gençler. Potansiyel enerjinin formülünü yazalım. MGH demiştik. Kinetik enerji 1 bölü 2 m ve kare kütle yer çekimi yükseklik. 1 bölü 2 çarpanımız vardı sabit sayı ve kütle hıza. Yani bunlar kütle yer çekimi yükseklikle potansiyel enerji doğru orantılıydı. Kinetik enerji de kütle ve hızın karesiyle karesi. Dikkat! Özellikle grafik çizmiştik hatırlayın bir önceki videomuzdan. Doğru orantılı olarak gelişirdi. Peki geldim enerjinin korunumu ve enerji dönüşümlerine. Dedik ki çok önemli bu konu. H kadar yükseklikten bir cismi bıraktığınız zaman ve hızıyla bu yolu aldırabiliyordunuz. Eğer yolda sürtünme yoksa cismin buraya kadar çıkabilme ihtimali vardı. Ama diyelim ki yolun kare arası sürtünmeli olarak verilsin. Bir miktar ne olacaktı? Isıya kayıp gerçekleşecekti gençler. Isıya kayıp olursa da tabii ki başlangıçtaki enerjim bir miktar azalmış olacaktı. Diyelim ki 120 jül ile başladım. Normalde buraya kadar çıkabilecek olsaydım 120 jülü korurdum. Ama diyelim ki 20 jüllük enerjiyi ısıya kaybettim. Sonuçta benim elimde 100 jüllük bir mekanik enerjim kalmış olur diyorduk. Geldik bir sonraki aşamaya. Gençler verimden bahsedeceğiz. Yapılan iş bölü harcanan enerjidir verim. Verim sorularında size sorarken motorun verimi yüzde kaçtır şeklinde soracak. Genelde yüzde verim hesaplamaları yapacaksınız. Yüzde verim hesabı yaparken verim eşittir diyorsunuz. Aynen öyle yapılan iş bölü harcanan enerji diyorum. İşin biz formülünü biliyoruz. Fx harcanan enerjiyle buraya yazdığınız zaman burada bulduğunuz değer her neyse bunu yüzde birimsel olarak ifade edecektik. %100 üzerinden kaçlık verimle çalıştığını bu şekilde bulabileceksiniz. Burada bir geri dönüşüm sembolümüz var farkındaysanız. Bu yaşam döngüsü sembolüdür gençler. Yaşam döngüsü sembolü demek bir şeyin en yüksek verimle elde edilebilecek şekilde ifade edilmesi demek. Yani sen bir şeyi geri dönüştürürken onun %100 verimli olmasını istersin ama hiçbir şey %100 verimli olmaz. %80 de olur, %90 da olur. %90 çok iyi bir verimdir. Ama muhakkak verimde bir miktar kayıp olur gençler unutmuyorsunuz. Geldim enerji kaynaklarına. Neydi? Yenilebilen enerji kaynakları, yenilenemez enerji kaynakları. Bunlar bitecekti bir gün. Ama bunlar her daim
yenilenebildiği için düzenli olarak kullanılmaya devam edecekti. Nedir? Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, biyokütle enerjisi, hidroelektrik enerjisi, sudan kaynaklı enerjimiz, hidrosu demekti hatırlayın. Jeotermal yerin altından çıkan enerjiydi çünkü jeo yer demekti. Dalga enerjisi, bunlar da bizim yenilenebilir enerji kaynaklarımızdı. Hocam, yenilenemez enerji kaynaklarına bakalım. Fosil kaynaklarımız vardı, fosil yakıtlarımız, bir de nükleer enerjimiz vardı. Bunlar doğayı kirlettiğimiz enerji türleriydi hatırlayın. O yüzden kullanmayı çok tercih etmiyorduk. Ama tabii ki de kullanmak zorundayız. Çünkü şu anda bunlar teknolojimizin gereği bizim kullanmak zorunda olduğumuz durumlar. Peki fosil yakıtlar nelerdi? İlk olarak kömür vardı değil mi? Karbon tabanlı bir kömür dediğimiz bir madde. Petrol vardı, yine fosil yakıt ve de doğal gaz arkadaşlar. Bunlar fosil yakıt olarak karşımıza çıkıyorlar. Nükleer enerji de aynı şekilde. Ülkemizde de iki tane santralini kurmaya başlamıştık. Hatırlayın, anlatmıştım size Mersin, Sinop. Bu santrallerde nükleer enerji üretmeye başlayacağız. Temiz bir enerji değildi ama çok yüksek enerji elde ettiğimiz için ülkenin kalkınması için inanılmaz önem arz ediyordu. Geçtik, haydi bir sonrakine. Isı ve sıcaklık kavramından bahsedeceksiniz. Bu sizin sondan bir önceki üniteniz. Sonra da zaten elektrostatiğe bağlayacağız. Ondan sonra bitireceğiz. Haziran'da hoşçakalın diyeceğiz size. Isı ve sıcaklık inanılmaz önemli. Hocam her şey önemli diyorsunuz. Hayır, gerçekten önemli. Zaten 9 dediğiniz şey TYT'nin temeli. 9'u halleden bir öğrenci üniversite giriş sınavında TYT'den herhangi bir şekilde problem yaşamaz. Kolay kolay da soru kaçırmaz arkadaşlar. Hatta elinizin altında bir TYT kitabı bulundurun. Alın Tonguç TYT'sini, güzel bir şekilde çözmeye başlayın. Gerçekten çok rahat edeceksiniz. Hocam iyi ki demişsiniz diyeceksiniz ileride. Fiziğin alt dallarından olan bir dalımız var. Siz bunu birinci dönem başında öğrendiniz. Nedir o? Termodinamik. Termodinamik dediğimiz kavram ısı ve sıcaklık kavramlarını incelediği için fiziğin alt dallarından termodinamikle iş yapacağız arkadaşlar. Termo zaten term ısı demek. Term kavramından geliyor. Ben bunları size detaylı bir şekilde bir sonraki videolarımızda ısı sıcaklık olarak anlatacağım. Peki genel olarak ikisinin arasındaki farktan bahsedelim. Milli Eğitim'de biliyor ki siz ısı ve sıcaklık kavramlarını çok karıştırıyorsunuz. Yani neden karıştırıyoruz? Kavramsal olarak birbirlerine çok benziyorlar. Hocam ikisi aynı şey değil mi? Hayır, aynı şey değil arkadaşlar. Isı bir enerjiyken sıcaklık bir enerji değil. Isının sembolü nedir? Sıcaklığın sembolü nedir? Bunlara bakalım, birimlerine bakalım. O zaman aradaki farkı çok daha rahat kavrayacaksınız. Isıyı, birimi kalori ya da joule olarak alıyoruz arkadaşlar. Ve kalorimetre kabı ile ölçmesini sağlıyoruz. Ama sıcaklığa geldim. Birimim nedir gençler? Sıcaklığı biliyorsunuz santigrat derece. Kimyada Kelvin'de kullanmaya başlayacaksınız. Biyolojide de aynı şekilde Kelvin'den bahsedeceğiz. Birazdan termometreye geçince anlatacağım. Peki sıcaklığı neyle ölçerim derseniz? Tabii ki de termometre ile ölçüyorum. Sıcaklığın sembolü büyük T harfiyken ısının sembolü büyük Q harfidir arkadaşlar. Bu şekilde aralarındaki farklardan bahsettik. Geldim termometrelere. Sıvılı, metal ve gazlı termometreler olmak üzere 3 aşamada termometreleri inceleyeceksiniz. Kelvin, Celsius, Fahrenheit ve Reaumur 4 tane farklı termometreden bahsedeceğiz. Bunların belli değerleri var arkadaşlar. Kelvin 100 bölmeden oluşuyor. Celsius da 100 bölme sebebini biliyorsunuz. Şurası 0, suyun kaynama ve donma noktalarından kaynaklı 100 santigrat derecede kaynıyorum, 0 santigrat derecede donuyorum. Hal değişimlerinden kaynaklı olarak. Fahrenheit kaç bölmedir? 180 bölmedir gençler. Reaumur de 80 bölmedir. Kısaca yazacak olursak bu arkadaş 273 ile 373 arasında. Fahrenheit 32 ile 212 arasında. Reaumur de 0 ile 80 aralığında gençler. Bunları birbirine dönüştürmeyi falan öğreneceğiz. Güzel bir şekilde gelişmelerini de yapacağım ben size. Her birini örnekler çözeceğim, merak etmeyin. İlerleyen aşamada bahsedeceğiz. Peki saf maddeye ait değişim grafiği. Şuraya kocaman bir şöyle ünlem atalım. İnanılmaz önemli bir kavramdan daha bahsediyoruz. Hal değişim grafiğinde düz kalan alanlar hal değişimini simgeleyecek bize. Yukarı doğru çıktıklarımız da bizim hal değişim noktasına gelene kadarki ısınma olaylarımızdan bahsedecek. Eğer yukarıya doğru çıkıyorsak bu bir ısınma eğrisidir diyeceğim. Aşağıya doğru inseydik bu bir soğuma eğrisi olacaktı. Yukarı doğru çıktığım rampalarda Q eşittir MC delta T formülünü kullanıyorum. Kel macit gençler bunun adı. Kel macit duymuşsunuzdur zaten. Ama düz kalan noktalarda hangisini kullanacağım? Bu sefer de kamileyi kullanıyorum. Q eşittir M çarpı LE ya da M çarpı LB. LE erime ısısı, LB buharlaşma ısısı. Bu kamile, bu da kel macit. Bu formüllerle bizim çözemeyeceğimiz hiçbir soru yok. Zamanla göreceksiniz. Çok çok önemli hal değişim grafiği geliyor arkadaşlar.
Isının yayılma yolları. İletim, ışıma, konveksiyon. İletimde direkt temas var arkadaşlar. Burada bir metal olduğunu düşünün. Mum tarafından ısıtılıyor tabii ki. Işıma dediğimiz ışınlar sayesinde, mesela güneşten gelen ısı ve ışık ışınları sayesinde bizim dünyamız ısınıyor değil mi? O halde ısının yayılma yollarına güneş ve dünyayı baz alırsak ışın olarak ifade edebilirsiniz. Konveksiyon hep kafanızı karıştıran bir kavram. Burada da sıcak hava kütlesiyle soğuk hava kütlesi moleküller olarak yer değiştiriyorlar ve kalorifer peteğinin içindeki durum budur. Isınan hava soğuyan taneciklerle yer değiştirerek tekrar tekrar ortama ısı verir ve ortamı ısıtır. Bu şekilde de konveksiyondan bahsedeceğiz. Genleşme. Katılarda genleşmeden bahsedeceğiz. Her maddenin kendine ait bir genleşme ısısı olacak. Nelere bağlıdır? Maddenin cinsine bağlayayım, sıcaklık değişimine, madde miktarına bağlayayım. Peki küresel ısınmadan bahsedelim. Bizim dünyamız, dünyanın atmosfer tabakası. Atmosfer tabakasının hemen altında sera gazlarının birikmiş olduğu, sera gazlarıyla ilgili sera etkisi görmüş olmanız lazım. Sera etkisinin oluştuğu bir alan var. Bu neden oluşuyor derseniz, kloroflorokarbon adını verdiğimiz sürekli olarak yükselen gazlardan meydana geliyor ve kirlenen bir ortam. Güneşten gelen UV ışınlarının filtrelenmesi ile ozon tabakası sayesinde dünyamıza daha az enerji, daha az zararlı enerji gelmiş oluyordu. Ama ozon tabakası daha da inceldiği zaman artık güneşten gelen ışınlar filtrelenemediği için dünyamıza ulaşmış oluyor. Sera etkisi oluşuyor ve sera etkisinin sonucu olarak da küresel ısınma oluşuyor. Küresel ısınmanın sonuçlarını zaten pek çoğunuz biliyorsunuz. İşte türlerin yok olması, yaşam alanlarının kısıtlanması, dünyanın çok daha fazla ısınması, buzulların erimesi gibi. Son ünitemiz arkadaşlar elektrostatik, elektriklenme çeşitleri, temas ile elektriklenme, etki ile elektriklenme, sürtünme ile elektriklenme, dokunma ile elektriklenme. Burada ipek kumaş, ebonit çubuk, yün kumaş, ebonit çubuğu yün kumaşa sürtüyorduk. İpek kumaşı da hatırlarsanız cam çubuğa sürtüyorduk. İkisi arasındaki olaylara bakıyorduk nasıl yükleniyorlar diye. Yalıtkan maddelerin yüklenmesinden bahsedeceğiz. Dokunmada direkt temasla elektriklenmeden bahsedeceğiz. Etkide de yaklaştırma olacak arkadaşlar. Peki elektroskop? Bir cismin yükünün cinsini belirlemeye yarayan araca tabii ki de elektroskop diyeceğiz. Bakın burada bir iletken topuzumuz var. İletken topuz sayesinde biz bunları öğreneceğiz. Geldim Coulomb kuvvetine. Bizim Coulomb yasası dediğimiz bir yasamız var. Bunun formülü de F eşittir K Q1 Q2 bölü D kare. Neymiş? Coulomb yasası. Bu yasa sayesinde sorularımızı çözeceğiz. Burada yükler kendi içerisinde çarpılıyor. Aradaki uzaklığın karesi alınıyor. Bu da bizim Coulomb sabitimiz. Bakın. Q1 yükü, Q2 yükü birbirlerine uyguladıkları kuvvetler bu şekilde aradaki uzaklığın karesini alıyorum. Ve ben bu F kuvvetlerini bu formülle tayin etmiş oluyorum gençler. Sonrasında elektrik alandan bahsedeceğiz. Elektrik alan içe doğru da olabilir, dışa doğru da olabilir. Burada içe doğru, burada içe doğru, dışa doğru oluşmuş. Artı Q yükü varsa artı artıyı iteceği için demek ki burada da bir artı yüküm varmış. Elektrik alan dışa doğru oluşmuş. Artı eksiği çekeceği için elektrik alan içe doğru oluşmuş diyebilirim. Elektriksel alan şiddetine baktım. K dediğimiz sabit gençler, elektriksel sabit. Elektriksel sabiti 9 çarpı 10 üzeri 9 gibi bir değeri var arkadaşlar bunun. Q dediğimiz tabii ki de yük, yükler arasındaki, daha doğrusu burada var olan bir yük yok. Biz bunu varmış gibi tayin ediyoruz elektrik alanı oluşması için. Yükler arasındaki mesafenin karesini aldığınız zaman da var olan elektrik alanı tayin etmiş oluyorsunuz. Elektrik alanı da bu şekilde bulacağız. Peki elektrik alan, elektrik alan çizgileriyle ifade edilecek. Zıt yükler tabii ki de birbirini ne yapacak gençler? Çeker, çektiğini görüyorsunuz. Artıdan çıkanlar, daha doğrusu eksiden çıkanlar artıya doğru gidiyorlar. Ve her şekilde artıya doğru meyillenme var. Aynı cins yükler birbirini itecekler. Bir aynı cins yük çizelim şöyle. İkisi de eksi olmuş olsun. Her ikisinden de dışarıya doğru bir meyillenme olacak gençler. Çünkü bunlar birbirlerini ittikleri için her ikisi de dışarı doğru itme hareketini gerçekleştirecek ve arada şöyle bir boşluk göreceksiniz. Temas oluşmayacak gençler. Bunu birbirini iten yükler olarak ifade edebiliriz. Aynı cins yükler birbirine iter dedik. Bir ödüllü sorumuz var. Güzel cevaplarınızı bekliyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.